Biz ise şöyle deriz. Marangozun aleti onu kullananın bildiğinden daha çoğunu bilebilir. Çünkü o da canlı, düşünen, yaratıcısını bilen ve onun övgüsünü tesbih eden ve yaratılış nedenini bilen biridir. Keşif ehli böyle düşünür. Çünkü Allah bir insanın gözünü ve kulağını açınca yeryüzündeki ağaçlar ve bitkiler kendisine verebilecekleri yarar ve zararları ona söyler. Nitekim taşlar Davud'a şöyle demiş: "Ey Davud, beni al, ben Calut'u öldürebilirim." Başka bir taş ise "Beni al, çünkü ben onun askerini kırarım." demiş. Her taş yaratılış nedenini bilir. Davud da taşları alır, durum taşların söylediği gibi gerçekleşmiştir. Bazı insanlar bu dereceye ulaşmayıp bunu göremeyince bu durumu inkar etmişlerdir. Halbuki öyle davranmaları uygun değildir. O halde alemdeki bütün hareketliler neye doğru hareket ettiğini bilir. Bunun istisnası insanlar ve cinlerdir. Onlar bazen neye doğru hareket ettiklerini bilmez. Hatta Allah'ın dilediği keşif sahiplerinin dışındakiler bunu bilmez. Allah Teala göklere ve yere şöyle demiştir: "Dileyerek veya zorla gelin." Onlar da "itaat edici olarak geldik" demiştir. Yeryüzünün gelmesi çağrıldığı işe doğru intikal ve harekettir. Ve o itaatkar olarak gelmiştir. Alemdeki her parça kendisinden neyin istenildiğini bilir. Öyleyse her şey basirete sahiptir. İnsan bedeninin parçalarına varana kadar her şey için bu durum geçerlidir. İnsanda ise düşünce gücünü kullanmaya veya iman nuruyla bakmaya yönlendirilmiş yükümlü latif ve taife-i insaniye parçası neye doğru hareket ettiğini bilemez. İman nuruyla baktığında nur onun gözünden ortaya çıkar ve kendisi için hayırlı olan şeyleri keşfeder.